Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlere kartondan sanal gerçeklik gözlüğü yapacağız. Bunun için bize gerekli olan malzemeler 2 adet 25 mm çapında ve 45 mm odak uzaklığında lens, herhangi bir yerden bulabileceğiniz karton kutu, boş kutu, yapıştırıcı, cırt cırt, kretuar, çift taraflı bant, videomuzun açıklama kısmında linkini bulabileceğimiz Google'un kendi cardboard'una ait A4 kağıda çıkartılmış şema, cetvel ve bir tane ortası delik, bir de böyle ortası delik olmayan bir mıknatıs. Bu arada bu mercekleri nereden bulduğumuzu söyleyeyim hemen arkadaşlar. İzmirli olanlar bilir, Çankaya diye bir yer var. Her boku bulabileceğiniz bir yer. Burada bit pazarı yani deniyor kısacası. Buradan böyle dürbündür, bilmem nedir, teleskoptur satan bir abimizden bu mercekleri temin ettik. Aynı zamanda bu optikçilerden, gözlükçilerden de bu mercekleri temin eden arkadaşlarımız var. Eğer hiçbir yerde bulamazsanız internetten sipariş edin. Biz baktık fiyatını, 3 dolar mı 4 dolar mı ne öyle bir şeyler yazıyor. Artık kafanız nasıl rahat ediyorsa o şekilde bir yerden bulursunuz diye düşünüyorum. Çok önemli değil ama cırtçırtları da söyleyeyim. Bunları herhangi bir ayakkabı tabircisinden falan bulabilirsiniz. Yani biz oradan bulduk. Abi bize böyle bir ince bir şey versene dedik. Bize sağ olsun abimiz kıyak yaptı. Şöyle bir 4-5 santimlik bir şey verdi. Biz de öyle kestik yaptık kafamıza göre. Evet arkadaşlar, zımbırtımızın yapımına geçelim inceden. Kartonumuzu şu alt tarafa koyuyoruz. Üzerine de A4 çıktısını aldığımız kağıdı koyuyoruz. Kartboard şemasını. Bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra şöyle uç kısımlarından bu kağıdı yapıştırıyoruz ki keserken böyle kağıt sağa sola kaymasın. En azından bir fail durumu olmasın. Bu yüzden sırf onu yapıyoruz. Buralarda bir bant olacaktı. Aynen şuraya koymuştum, hatırladım. Evet, şemamızı sabitledik karton üzerine. Sonra cetvelle şu uç kısımlara, kalın olan uç kısımlarından bu içerisindeki şemayı, yani bu gözlük şeklinde olan şemayı kretuar yardımıyla çıkaracağız. Keserken bu kulakçıkları kesmeyin arkadaşlar, çünkü onlar bize lazım olacak. O yüzden şöyle sadece düz olan, yani çıkıntısız olan yerleri kesmeniz daha kolay olacaktır. Evet, şemada gösterilen bütün parçaları kartonun üzerinde kestik. Ve şöyle 1, 2, 3, 4, 5 adet parça elde ettik. Şimdi sıra geldi. Mercekleri bu şu parçanın içerisine, yani görüntü olarak şöyle bir şey çıkacak. Bilmiyorum ne kadar net gözüküyor. Şu parçanın içerisine mercekleri sabitleştirmek şu anki işimiz. Evet, mercekleri koyalım. Şimdi çift taraflı banta ihtiyacımız var. Şöyle bantımızı alalım. Kretuarla şöyle dik şekilde keselim. Mercekleri koyduktan sonra da şu köşelerden çift taraflı bantımızı yapıştırıyoruz. Bakalım. Aynen bu oturdu. Şimdi diğer tarafına geçelim. Bunun diğer tarafı da böyle kalacak. Belki bunu yaptıktan sonra, yani zımbırtı yaptıktan sonra bu içeride açılacak. Ve zımbırtıya zarar verecek. Yani görüş açısını bozacak. O yüzden bunu da çift taraflı bantla yapıştıralım. Evet, bu parçamızı tamamladık. Şunu şöyle kenara koyalım. Şimdi sıra asıl ana kısmı oluşturmaya geldi. Çift taraflı bantımızı şu parçanın, şöyle göstereyim size, şu parçanın sağ kısmına yapıştırdık. Sonra elimizdeki diğer parçayı da, yani buna benzeyen şöyle şekil olarak zaten baktığınızda, bakın şöyle yukarı doğru ikisi de. Şöyle getirdiğimizde şu kenarı gelecek olan parçayı, kenar tarafına, yani içeri doğru bükebileceğiniz olan parçayı, bunu üst üste getiriyorsunuz. Tam üstüne denk geldi bu zaten. Şimdi yavaş yavaş zımbırtımızı oluşturmaya geldi sıra bu bantlama işleminden sonra. Bunu şöyle şu şekilde yapıyoruz. Üzerinde kapattığımız zaman görüntü olarak böyle bir şey çıkıyor piyasaya. Bunları da bu bantlamadığınız yerlerden sıkı tutması için bantlayın. Daha sonra da şurada gördüğünüz gibi delikten şu nerede o? Mıknatısın ortası delik olan kısmını dış tarafa, delik olmayan kısmını ise iç tarafa koyup birbirine denk getirdiğiniz zaman daha sonra bunların ne işe yaradığını size videonun sonunda söyleyeceğim. Evet, zımbırtımızı tamamen yapıştırdık. Bu cırt cırtları da böyle şöyle tam olarak kapanacak şekilde denk getirdik ve onları da çift taraflı bantla yapıştırdık. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu mıknatısın, şöyle göstereyim gözüküyor mu bilmiyorum ama mıknatısın mantığı buna yükleyeceğiniz uygulamalarda menü seçmeye yarıyor. Yani menünün içerisindeki atıyorum oyun olur, oyundan çıkış veya oyun içerisindeki herhangi bir menü seçme olur.
Bu mıknatısı şöyle aşağı doğru yaparak menüde, menü içerisinde dolaşabiliyorsunuz. Google bu arada bunları fazla koymuş. Yani biz buna iyi usta parça arttır diyerek bunları şöyle kenara doğru kayızlattıralım. Evet, uygulamamızı açtık. Şimdi zımbırtımızın içine bunu yerleştirelim. Şöyle şu şekilde. Hop, aynen. Bunu yerleştirdikten sonra da bakalım ne olacak. Hoppa. Şu sağa doğru yeşil bir tane ok geldi. O yeşil okla beraber şu sağda bulunan kolu hareket ettiriyoruz. Ve daha sonra oyunumuz artık oyun mu ne boksa o başlıyor. Oyun pek denmez de işte roller coaster. Oha. Gençlik bunu ilk defa deneyen bir insan olaraktan bunun hayvani bir şey olduğunu söyleyebilirim size. Şöyle bir sağa sola aşağılara bakalım. Abi yalnız harbi çok iyi. Şu an yukarıya doğru tırmanıyor. Siktir abi. Abi bomba bomba bomba. Lan! Arkadaşlar bunu kesinlikle denemeniz lazım evde. Kesinlikle yani üşenmeden buna oturun kasın. Siktir abi yavaş yavaş yavaş. Aynen gayet güzel çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar başlatmak isterseniz tekrar yeşil oku bu dalga metrenin üstüne getirip böyle tekrardan başlayabilirsiniz. Tabii belli bir süre sonra bu sıkıcı bir hale gelecek. Çeşitli uygulamalar yükleyerek kafanıza göre takılabilirsiniz. Şöyle sağa sola keselim. Oğlum bir Allah'ın kulu da yok lan burada. Abi nereye gittiğimi ayıkamadım. Gördüğünüz gibi zımbırtımız 10 numara çalışıyor arkadaşlar. Bu arada videonun başından beri Crazy'ye buradan selam çakmadığımı fark ettim. Ona da buradan selamlar olsun. Her zamanki gibi buna bir isim bulmaya geldi sıra. Bunun isminin şöyle baktığımızda burada küp şeker kutusundan yaptığımızı daha sonradan fark ettik. Bunun isminin şeker olmasına karar verdik. Siz de bizim siz de evde yapılacağınız şekerleri bize gönderebilirsiniz. Bunları fotoğraflarını yayınlarız. Aşağıda gayet güzel muhabbet döner. Gelelim geçen hafta Fuxini kimin kazandığına. Şöyle bir baktık yorumlara. Berat Ceyhan Yaran arkadaşımıza Fuxini'yi göndermeye karar verdik. Yorumum güldürdü. Hakikaten hakkım var. Güle güle kullan. Bu şekilde ben birine göndermek istiyorum arkadaşlar. Bunun için tek yapmanız gereken şöyle en sağlamından bir akrostiş yazmak. Bir sonraki zımbırtı videomda da bunun kazandığını size söyleyeceğim. Bizleri Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda webtekno.com'dan da takipte kalın. Hepinize eyvallah.